Selam millet. CSS eğitim videomuzun bu bölümünde border'ın özelliklerini göreceğiz. Çerçeve nasıl yapılır, nasıl düzenlenir ve göreceğiz. O zaman intro'dan sonra görüşürüz. Projemizi açtık, live server'ı attık ve başlıyoruz. Paste üstünden gösterelim. Önce normal diyelim şöyle. Border diyelim. Renkli border diyelim ve bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi Style'ıma geldim. Ha, bunlara bir class vermem gerekiyor diyorum. Class. Normal. Solid. Solid 2 diyelim şuna da. Ve geldik. Ve aslında şey yapsak iyi olur. Bütün yılları da büyütsek. Font size 40 piksel diyelim şöyle. Normal bir saniye biz normale bir şey yapmıyorduk. Normal kalsın. Solid diyeceğiz bunu. Normalde hiçbir şey görünmüyor. Solid, sadece solid yazıp piksel değeri verdiğimiz zaman ve renk verdiğimiz zaman böyle görünüyor. Solid 2'ye geçelim şimdi. Geldik. 2 yaptık. Bunun rengini istersek RGB şeklinde, istersek direkt red yazarak veya bir böyle vererek yapabiliriz. Tamamen bize kalmış. Yani renk değişimini bu şekilde ayarlıyoruz. Özelliğimiz ne? Border. Değişkenlerimiz ne? Piksel değeri, type'ı ve rengi. Peki bu type'ları nereden görebiliriz? W3 Schools sitesine geldik. Ve dedik ki CSS Borders. Yani şöyle gösterecek olursak. Buraya gelince bunları direkt alalım şöyle. Kendi projemize dahil edelim yani. Bunları da şöyle aldık. Border'ların çok böyle bitişik olmasını istiyorum. O yüzden padding verelim. Hem gördüğünüz gibi dotted noktalı bir şekilde ilerliyor. Dashed çizgili. Solid dümdüz. Double iki tane çizgi var. Hatta şöyle gösterecek olursak. İki çizgi şeklinde. Row biraz daha böyle soluk şeklinde verilmiş. Ridge şeklinde iç kısmında böyle bir çizgi var gördüğünüz gibi. Inset içe doğru kabarma. Offset dışa doğru kabarma. No border. Border yok. Gizlenmiş border. Var ama görünmüyor. Mixed border'da istediğimiz hepsini kullanıyoruz tek tek böyle. Hatta şöyle yapalım. P border diyelim ve 10 piksel diyelim. Bu şekilde daha net görmüş oluruz hangisinde ne özellik var. Border 10 piksel dedik ya. Aynı şekilde yani biz tek bir satır üstünden değil de farklı farklı yapabiliriz. Kalınlığı 10 piksel. Border kalın. Renk vereceğiz. Blue. Bütün çerçeveler blue'ya döndü. Border. Radius verebiliyoruz. Bunu farklı bir örnekte göstereceğim. Left'ini mesela 5 piksel diyelim. Ben sadece left'e bir piksel değeri verdiğim için ve diğerleri 10 piksel olduğu için bu kısım biraz ince kaldı. Diğer kısımlar daha kalın kaldı. Başka ne varmış? Border style dediği bizim şurada yazdığımız bütün style'lar zaten görünüyor orada. Evet, sanırım bu kadar. Ve bunları bir div içine alsak nasıl olur? İçine diyelim ki width 400 piksel. Yani 400'ün üstüne çıkmasınlar. Böyle bir görüntü yakaladık. Şimdi diğer tarafı geçersek farklı şekillerde border yapmak istiyorum ben. Hatta şunları Türkçeleştireyim ben. Anlaşılması adına. Evet, border type'lar bu şekildeydi. Şimdi yuvarlatılmış border'lara geçeceğiz. Container'ımızla ilgili bir değiştirelim ben. Hatta şu özellikleri aşağı alalım. Sadece burada olmasını istiyorum çünkü. Font size da 25 piksel olsun genel olarak. Şurayı kapattık. Here attık. İkinci kısma geçiyoruz. Bir nokta B radius diyelim. Ve buranın üstüne çerçeveler diyelim. Üstteki yeri de isim verelim hatta. P2 border stilleri. Her şey net olsun yani. Hatta bunu text align'la left yapalım. Tamamdır. P2'miz var. P1'imiz var. Kaç tane A oluşturalım?
Circle. Dört tane yeter. Circle. Border 2. Paralel. Ve mix diyelim yine. Ve bunların hepsinin başına ne olduğunu anlaşılması için RD eksi yazalım. Yani radius gibisinden. Ve şu circle ilk baştaki ögemi aldım. Yan tarafı geldim. Önce ağlara bir stil verelim. Yani ne olduğu anlaşılsın. Padding'i 5'e 5 pikseli 10 piksel. Background rengi orange olsun. Ve bunların altındaki çizgi olmasın. Text decoration. None. Renkleri de beyaz olsun. Biraz daha koyu bir orange yapalım. Çok kötü bir renk oldu olur. Ve bunların font size'ını biraz büyütelim. Son olarak margin değeri verelim. Ya sadece içeriğin bitince sağ tarafına margin vermek istiyorum. Bunun için ne yapıyoruz? Margin right. 20 piksel diyelim o da. Gördüğünüz gibi ayrıldılar. Padding az mı oldu? 15'e 20 desek. Daha tatlı duruyor bence. Radio circle'ımızı aldık. Hatta diğerlerini de yazdıralım. Border 2 paralel RD Mix. Border 2 paralel Mix. Bunların hepsini şimdi düzenleyebiliriz. Circle dediğimiz yuvarlatılmış bir border olacak. O yüzden border radius özelliğimiz bu. Buna %50 diyelim. 50 yüzde şeklinde. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir tonumuz var. Tabii bu yüzdeyi düşürürsek biraz daha böyle garip duracaktır. O yüzden genelde border radius kısmında yüzde kullanmıyoruz. Daha pixel kullanıyoruz. Tabii biraz daha yuvarlatılması lazım. 50 piksel diyelim. Daha böyle tatlı göründü. İkinci özelliğe geçelim. Yani ikinci butonumuza. Burada da şöyle bir şey istiyorum. Bu köşeler kalsın. Sadece şu köşelere border vereceğim. Ne yapmamız lazım? Border radius. Burası tam olarak nere? Hani şu üst kısımdaki şu iki yer. Top right ve bottom right. O zaman geldik. Border radius. Top right. 30 piksel diyelim. Ve bottom right. Yani böyle kitap ayracıymış gibi minik bir görüntü oluştu. Paralelde şöyle anlatayım. Ben burayla buranın çaprazının yuvarlatılmasını istiyorum. Geri kalan yerler aynı kalsın. O zaman ne yapacağız? Top left ile bottom right yapacağız. Yani çapraz ve paralel olanları. Border, radius, top left, 20 piksel diyelim buna. Top left, bottom right demiştik. Böyle bir hani yaprak simgesi gibi oluştu. Eğer biz buradaki piksel sayıları arttırırsak daha tatlı görünecektir. 60 piksel diyelim. Duruma göre değişiyor aslında. Biz hangi projede ne yapmamız gerekiyorsa buna göre bir görüntü yakalamamız lazım. Şu an güzel oldu mesela. Ve bunların rengini değiştirelim ya. Biri böyle olsun. İkincisi ve üçüncüsü, hatta dördüncüsüne de ekleyeceğiz. Tonları değişsin sadece. Şöyle. Üçüncüsü biraz daha açık. Ve dördüncüsü de full green olsun. Tabi bunun kendi rengini renk yapmamız lazım ki görünsün. Yuvarlak yuvarlak. Aa, isimlerini değiştirmemişiz. Ben de diyorum ne tuhaflıklar. Ayraç diyelim. Paralel. Ve karışık. Karışık da her biri random bir şekilde olsun. Geldim. Şu kısımları aldım diyelim ki. Border right 10 piksel. Bottom 60 piksel. Border radius top left diyelim buna da. Bu da 100 piksel olsun. Daha böyle bir garip oldu. Peki ben bunu diğer özellikteki gibi yapamaz mıyım? Border radius 10 piksel, 20 piksel.
10 piksel, 50 piksel. Ve şurayı kapatırsak komple. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapılabiliyormuş. Hani hangisi daha kolayınıza geliyorsa, daha net görmek istiyorsanız böyle. Tek bir çırpıda daha az kod yazmak istiyorsanız da bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.